Ne gerek vardı ya? Çok mahcup oldum. Abartma, küçük bir şey. Çok güzel. Beğendiğine sevindim. Çok güzel. Çok teşekkür ederim Can Bey. Çok naziksiniz. Bir şey değil. Güle güle kullanın. Rica etsem... Şunları da arkadaşlara verir misin? Üzerlerinde isimleri yazıyor. Tabii. Gerçekten çok mutlu oldum. Çok sağ olun. Ben sana bir şey almadım. Farkındayım. Ya ne olur utandırma. İsviçre nasıldı? Soğuk. İşte. Ne oldu? Kanada'dan mail geldi. Beklediğin mail mi? İnşallah odur. İlk 10 günün satışlarına baktığımızda günden güne yükselen bir grafik çıkıyor karşımıza. Şimdiden bu iş tuttu diyebiliriz yani. Yani erken konuşmak istemiyorum ama öyle oldu galiba. Çok iyi. Satışlardaki artış böyle yükselmeye devam ederse 2 ay içinde bütün ekipman kendisini amorti edecek. Yatırdığımızı almakla kalmayıp kâra bile geçmiş olacağız. 2 ay çok kısa bir süre değil mi sizce de? Öyle. Biz bu işi başardık yine. Çak. bu kadar sohbet yeter. Konumuza geçelim mi? Bizim işimiz senin için sohbet konusu mu? Yok değil. Özür dilerim. Barış seni arıyorum. Pardon. Toplantısız vermedin değil mi? Başlamamıştık daha. Kanada'yla anlaşma... sağlandı. Ne diyorsun ya? Ona haber vermek istedim. Şimdi mail geldi. İnanmıyorum. Bakayım. Aslan. İlk partide tam 1,5 milyon dolarlık mal istiyorlar. Harika. Tebrik ederim. Başardık ya. Arkası gelecek. Söylemiştim sana. Yürüyorsun anne. İlk küçük partide 1,5 milyon dolar. Gurur duydum. Banu, hadi iyisin sen de valla. Oturduğun yerden büyük para kazandın bak. Bozuklukları saymaya benzemiyor bu iş. Gördün. Asıl buna çakılır. Haklısın. Bunu kutlamamız lazım. Efendim Kuzey? Oğlum Güney. Sen bu izinlerin hepsini almamışsın belediyeden. Ne izni? Bunu bana niye söylüyorsun? Bunca işin arasında bir donunla mı uğraşacağım? Ulan hıyar, sen uğraşma diyorum sana. Bir yanlışlık olmasın diye sana döndük, telefon açtık. Yoksa biz de biliyoruz belediyenin adresini. Biliyorsan git hallet o zaman. Her şeyi benden bekleme. Zaten seni adam yerine koyup sana telefon açan da kabahat. Kabahat bizde. Kuzey'den mi aldın hırsını? Barışlarla şu işin toplantısı için yarım saat müsaade et bana. Bir daha sakın annenin ve abinin yanında yaptığımız işi küçümseme. Küçümsemedim. Beni küçümseme. Güney. Ben sesimi çıkartmıyorum. Sabrediyorum. Annen o smokini hediye ettiğinde de sabrettim. Abin imalarıyla iğnelediğinde de sabrettim. Ama Banu sakın. Sakın onların gözünden görme beni. Ben kendimi biliyorum. Ne istediğimi de biliyorum. İstedikleri kadar çarme taksınlar, tökezlemeyeceğim. İstedikleri kadar tahrik etsinler, ne onların üstüne gideceğim ne de geri döneceğim. Bekleyeceğim sabırla. Benim de sıram gelecek. Yakında. Hem de çok yakında. Hey. Sakin ol. Sakin ol. Şu an için bu mümkün değil. Kimsenin sana bir şey yaptığı yok Güney. İki işi birbirine kıyaslama lütfen. Bir tarafta Sinan Er Holding'in bir şirketi. Diğer tarafta Güney'le Banu'nun şirketi. Tabii ki arada fark olacak. Bu Barış'a dayanamıyorum bazen. Her şey istediğimiz gibi ilerliyor. Değil mi? Daha kontrollü olmanı tavsiye ederim.
Barış'ın seni sinirlendirdiğini görüp sevmesine izin verme. Lütfen. Şimdi paralarımı sayıp geliyorum. Ben de tam seni arayacaktım. Ne haber? İyilik senden. Ben de sana hoşça kal demek için aradım. Yarın gidiyorum ben. Yapma Zeynep. Hemen karar verme lütfen. Yok canım. Zannettiğin gibi değil. İş için gidiyorum Paris'e. Ha, ödümü patlattın ya. Hayırdır, niye? Ya oradaki temsilcimizin annesi hastalanmış. Buraya gelecekmiş. Onun yerine de ben gideceğim 10 günlüğüne. Bence de. Zamanlama süper oldu. Biraz uzaklaşmak bana da iyi gelecek. Bence de. Dün senden sonra babamla da biraz gerildik. Ya. Ama uzatmadık. Ne bileyim işte. O da biraz özlesin bakalım beni. Neyse, ne diyeceğim? Bir şey ister misin oradan? Yok, sağ ol. Güle güle git, güle güle gelsen. Peki canım. O zaman öbür hafta görüşürüz. Öpüyorum seni. Ben de. İyi yolculuklar. Sağ ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.